Selamlar. Red Hulk'ın gerçek kimliği, yani Thaddeus Thunderbolt Ross aslında normal, sıradan bir insandı. Askeri de aldığı yakın dövüş, strateji ve liderlik eğitimleri mevcut. Onun dışında süper insan özelliği ya da büyü yapabilme gibi ilginç hiçbir olayı yok. Normal bir insan yani kendisi. Fragman inceleme videosunda karakterin Red Hulk'a dönüşümünden bahsetmiştim. The Leader, Doug Samson ve MODOK gibi karakterlerin yaptığı bir tane sistemi World War Hulk hikayesinde kullanıp Banner'daki gamma ışınlarını çıkarıp depolamışlardı. Daha sonra topladıkları bu ışınları General Ross üzerinde kullanıp karakteri Red Hulk'a dönüştürmüşlerdi. Ancak burada sadece gamma ışınları kullanılmadı. Zaten Hulk formuna geçerken kırmızı renge dönüşmesi de bu yüzden. Şöyle ki, The Leader ve ekibi gamma ışınlarından ayrı şekilde General Ross üzerinde bir de kozmik radyasyon kullanıyorlar. Bu kozmik radyasyon olmasaydı belki de General Ross kırmızı olmadan da Hulk formuna geçebilecekti. Neyse, renginin kırmızı olma sebebi bu şekilde. Onu da açıklamış olduk. Karakterin asıl güzel olayı, heyecanlı bölümleri de zaten bu dönüşüm sonrasında başlamış oluyor. Bu noktaya kadar eleman sadece bir insandı. Bu arada Hulk Volute çizgi roman serisinin 15. sayısında şöyle bir olay yaşanıyor. Hulk ile Red Hulk kavga ederken Hulk, rakibi Red Hulk'ın kolunu kırıp adamı etkisiz hale getiriyor ve sırtından bir tane serum enjekte ediyor. Bu serum karakterin Red Hulk'a dönüşümünü engelliyor. Ki zaten serum enjekte ettiği gibi de Red Hulk'tan insan formuna geçiyor karakter. Ancak bu serum kalıcı bir şekilde güçleri ondan almıyor. Kaptan Amerika Vol 9 çizgi roman serisinde General Ross, Crossbones ve Cutthroat'un işkencesine maruz kalıyordu. Bu işkencelerin bir noktasında doğru kelime nasıl olur bilmiyorum ama General Ross'taki Red Hulk faktörü yeniden ortaya çıkıyor. Bu abi ortaya çıktığı ilk dönemden beri, daha doğrusu insan formunun ortaya çıktığı ilk dönemden beri sadece Hulk gibi güçlü bir karakteri yakalamak için efor sarf ettiğinden ya da sadece o kısımları gösterildiğinden çizgi roman evreninde çok da etkili bir karaktermiş gibi görünemedi. Çünkü Hulk'ı yakalayabilmek öyle basit bir iş değil maalesef. Bu arkadaşın general olmadan önceki zamanı, hani ordudaki ilk dönemlerinde neler yapmış, onların anlatılması gerekiyor bence. Çünkü Hulk gibi ne olduğu ya da neler yapabileceği belli olmayan bir karakteri yakalaması için bütün yetkiler, elde avuçta ne varsa bütün ekipmanlar, mühimmatlar, askerler, hani bütün bunların hepsi tamamı bir kişinin önüne serilecekse o adamın veya kadının artık neyse baya baya nitelikli birisi olması gerekiyor. Ama Marvel bunu yapmıyor. Belki filmden sonra General Ross'un geçmiş döneminde neler yaptığına veya karakterin kendi olaylarına biraz daha yoğunlaşırlar. Saçma bir düşünce olacak belki bu ama filmin adı Captain America olması rağmen General Ross'a fragmanda fazla odaklanmışlardı. En azından bana öyle gelmişti, öyle söyleyeyim. Sebebi bu olabilir. Neyse, bunu şimdi bilmek çok zor zaten. Güçlere dönecek olursak da ilk olarak söylemem gereken şey, Hulk'la benzer yapıya sahipler ama tamamen aynı güçlere sahip değiller. İlk cümle bu olması gerekiyor. Evet, ikisi de insan formunda sadece normal bir insanlar. Hulk formunda süper insan gücü, dayanıklılığı, zıplaması, iyileşme faktörü gibi özellikleri mevcut. Çok fazla olmasa da birkaç tane özelliğini söylerken filtrelerine de giriş yapacağım, onu da söylemiş olayım. Öncesinde Banner'ın Hulk'ı ile General Ross'un Red Hulk'ı arasında ne gibi farklar var, onlara girişeceğim. Yeşil Hulk ile Red Hulk arasındaki en temel fark şu. General Ross'un Red Hulk'a dönüşme işlemi, yani Red Hulk formuna geçme işlemi tamamen bilinçli şekilde gerçekleşiyor. Ya da Red Hulk'tan General Ross'a geçiş de yine aynı şekilde bilinçli olarak gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz sinema evreninde biraz değişik şekilde göstermiş olsalar da çizgi roman evreninde Hulk'la Banner arasındaki gerçekleşen dönüşümler bilinçsiz şekilde oluyor genel olarak. Banner öfkeleniyor, kalp ritmi yükseliyor, devamında zaten biliyorsunuz. Ha tabi bazı çizgi romanlarda bu durumda ufak değişiklikler yine yapılıyor, o kısım ayrı. Ama temel olarak dönüşüm şekliyle ilgili söylemek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Bir diğer olay da şu. Red Hulk sürekli olarak etrafına gamma radyasyonu yayıyor. Hulk'ta da var bu radyasyon yayma olayı, ancak Hulk'ın vücudu bu konuda daha da dengeli davranıyor. Yani Hulk sinirlendikçe etrafa zarar vermezken, Red Hulk'ın sinir katsayısı ne kadar artarsa yaydığı radyasyon miktarı ona göre artıyor ve tabii ki artan radyasyon miktarı çevreye daha da fazla zarar veriyor. Bu radyasyon miktarının artmasında şöyle bir sınır mevcut. Daha doğrusu şu şekilde anlatacağım. Şimdi elemanın vücudu radyasyon üretiyor. Bu kısımda herhangi bir sıkıntı yok zaten. Sinirlendikçe daha da hızlı üretmeye başlıyor. Bunda da sıkıntı yok. Bu da okey. Ve tabii ki bu hızlar arttıkça radyasyonun yayma hızı daha da fazla oluyor. Bu üç faktöre ek olarak radyasyonun üretim hızı da General Ross sinirlendikçe daha da fazla artıyor. Yani karakterin sinir katsayısını bir birim diye düşünürseniz ilk başta, o seviyede bir birim radyasyon üretecek, bir birim radyasyon da yayacak.
Ama sinir katsayısını 2 birim olarak düşündüğünüzde ürettiği ve yaydığı radyasyon miktarı 2 birim değil de ondan biraz daha fazla. Hani 2,5-3 birim gibi olacak, öyle düşünün. Eğer sinir katsayısı 6 birim seviyesine çıkarsa bu defa 7 birim üretiyor ve 7 birim değil de 8 birim yayıyor. Hani ürettiğinden daha fazlasını yaymaya başlıyor. Yani onlar da normal şekilde devam etmiyor, öyle söyleyeyim. Demin söyledim ya, Hulk'ın vücudu Red Hulk'a göre daha dengeli şekilde davranıyor diye. Bu dengesizlikte de elemanın vücudunda tutunamayacak kadar radyasyon birikince bütün hepsini patlama gerçekleştirerek bir anda boşaltıyor. Bazı yerlerde bu patlama sonrası direkt olarak karakter insan formuna dönüştüğü yazar. Ama bazı yerlerde karakter bayılsa bile, hani bütün her şeyini boşaltsa bile Red Hulk olarak kalmaya devam ettiği yazar. Sonrasında ne olduysa birazcık belirsiz aslında. Ancak karakter o patlama sonrası sinirli hali gibi güçlü kalamıyor. Yani bir miktarda olsa zayıflıyor orada. General Ross da bu özelliği aslında rakiplerine zarar vermek için, hasar vermek için de kullanıyor. Bu tip güçlerden ayrı şekilde Red Hulk'ın kendi olayları arasında iki tane bıçkın çizimlerin olduğu form mevcut. Bir tanesini Twitter'da da, yani X'te de paylaşmıştım. Red Hulk'ın hem Venom simbiyotuyla hem de hayalet sürücünün ruhuyla, yani Spirit of Vengeance ile birleşip Red Hulk formundaki güçlerine hem Venom sayesinde simbiyotik güçler hem de Spirit of Vengeance sayesinde demonik güçler elde etmişti. Bu yeni formunda fiziksel olarak daha dengeli bir hale geliyor karakter. Ayrıca örümcek hisleri kazanıyor. Çok kullanmasa da, ya da gerek olmasa da öyle söyleyeyim, duvarlarda tırmanabiliyor. Simbiyotik yapı sayesinde farklı şekillere de bürünebiliyor. İntikam ruhu sayesinde de cehennem ateşini kullanabiliyor veya kefaret bakışını atabiliyor. Bir diğeri de Mephisto tarafından General Ross'a verilmiş olan cehennem izi. Hellmark olarak geçiyor bu da. Mephisto, General Ross'u cehennemin yeni lordu olabilecek kadar iyi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de General Ross'a bu izi bırakıyor. Tabi sadece General Ross değil, Flash Thompson ve X-23 de bu potansiyele sahip diğer karakterlermiş. Bu izin asıl olayı da, eğer Mephisto cehennemi bırakırsa veya kendisine bir şey olursa bu arkadaşlardan bir tanesi cehennemin yeni lordu olabilecek. Şu anda General Ross'un bu konuda ne durumda olduğuyla alakalı herhangi bir bilgi yok. Herhangi bir çizim falan da paylaşılmadı yani. Sadece böyle bir olayı da eklediler karaktere, öyle söyleyeyim. Kuvvet olarak da Watcher'a yumruk atmışlığı var. Thor'u kendi silahıyla dövmüşlüğü var, yani Mjolnir'le. Bu olayda Wurt olma durumuyla ilgili net bir bilgi yok. Ortanda yer çekimi yok diye böyle devam edebildiğini ima ediyor General Ross. Ve uzay boşluğundayken de karakter çekici kullanarak Thor'u dövüyordu bu şekilde. Bazı videolarda bahsetmiş olmam lazım. Bruce Banner'ın Hulk formu, Gamma gibi enerji formlarını kendi içerisine absorbleyebiliyordu. Aynı yetenek General Ross'un Red Hulk formunda da mevcut. Ancak bu da Hulk'la aynı şekilde değil. Red Hulk enerji türlerinden Gamma'yı çok rahat bir şekilde absorbleyebiliyor, evet. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak bundan ayrı şekilde karakter kozmik radyasyon gibi farklı enerjileri de kendi içine absorbleyebiliyor. Bu sayede bir tane olayda Gümüş Sörfçü'deki kozmik gücü de kendisine absorblamış ve devamında da Gümüş Sörfçü'nün sörf tahtasını alıp onunla oradan oraya gezmeye başlamıştı. Tabi daha sonra Galactus General Ross'un bu halini yakalıyordu ve onun içerisindeki Gamma enerjisi veya farklı bir enerji ne varsa onları düzgün bir hale tekrardan getiriyordu. Kendi kozmik enerjisini yeniden geri alıyordu. Bu da karakterin yaptığı önemli işlerden bir tanesiydi aslında. Hani enerji absorblamayı sadece Hulk gibi göstermemiş oldular burada. Zayıf nokta olarak da şunları söyleyebilirim. Çizgi romanda yaşanan birkaç tane olay mevcut. Bunlardan bir tanesi Gamma enerjisi toplayıp patlama mevzusu. Diğeri de kesici aletlere karşı bir zayıf noktası mevcut. Mesela Punisher Red Hulk'ın göğsüne bıçağını saplayabilmişti. Ha tabii ki Red Hulk herhangi bir sıkıntı yaşamıyor burada. Ancak onun göğsündeki deri tamamen kesilmişti, öyle söyleyeyim. Aynı olay Wolverine'in pençeleri için de geçerli. Yani o da aynı şekilde Red Hulk'ın üzerinde kesikler atabiliyordu. Ama bunların herhangi bir devamlılığı yok. Yani kesik atmış oluyor sadece Wolverine, öyle söyleyeyim. Sonuç olarak Red Hulk bu tip kesici aletlere karşı hasar görmüyor değil. Videomuzun son konusu olarak da şunu eklemem lazım. Immortal Hulk çizgi roman serisinin 8. sayısında Shadowbase bir şekilde Hulk'ı yakalayıp Hulk'ın bütün uzuvlarını ayrıştırmıştı. Ve onun üzerine testler yapmaya başlamıştı. Tabi daha sonra Hulk'ın aslında kendi sınırlarını test ettiği ortaya çıkıyor o hikayede, ama şunu diyeceğim sadece. Red Hulk, Immortal Hulk'a yapılan bu tip işkenceleri kaldırabilir mi belli değil. Red Hulk evet popüler bir karakter ama normal Hulk kadar popüler bir adam değil kendisi sonuçta. Hulk'taki gibi fazla olayı gösterilmiş olsaydı bu konuları daha da hızlı paylaşabilirdik. Evet, karakterimiz genel olarak bu şekilde diyebilirim. Ve bu cümleyle de videoyu tamamlıyorum, umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da X üzerinden yazdığınız cümleleri beni mentionleyebilirsiniz veya canlı yayınlarımızda direkt olarak bana yönlendirebilirsiniz sorunuzu. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.